temizlemeye gönderiyoruz değil mi Makbuş? Tabii evladım, tabii. Ama ceplerini iyice bir kontrol et, tamam mı? Aa, o ne kızım? Üstüme iyilik sağlık. O bu manken değil mi? Hani yabancı? Şey, söylesene adı dilimin ucunda evladım. Nereden bileyim? Şey yani... Ay, Girda. Hah, Girda işte. Ay bu kız hiç de kim biri değil. Bir sürü macerası çıktı onunla bununla. Hakan ne işi var bu kadınla? Ne kadar güzel değil mi? Aman nesi güzel evladım. Boya küpü baksana. Üstelik her tarafı böyle estetik. Baksana orasını burasını yaptırmış. Olsun. Yine de çok güzel. Aman güzelliği batsın. Hakan ne işi var bu kadınla? Yandı evladım, yandı. Öyle deme Makbuş. Baksana, Hakan'ın keyfi pek yerinde görünüyor. Aman ver şunu bana. Kaldıralım gözümüzün önden. Durup da moralimizi bozmasın. Allah Allah, ne bu? Aa kızım, ne bu surat? Şu fotoğraf meselesi mi ha? Bırak artık yavrum. Ne yapayım Makbuş? O kadınla Hakan'ı öyle sarmaş dolaş görünce sanki ihanete uğramış gibiyim. Kızım sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun yani. Burada kızması gereken biri varsa o da Simge. O kadın Hakan'ın tipi değil bir kere. Yok yok. Hakan öyle bakımlı kadınları pek beğenir. Ya. Bak kızım kendini boş yere kaptırıyorsun. Makbuş. Sence ben nasıl bir kızım? Çok iyi kalpli, çok sevimli, çok şeker. Hı. Ama güzel ve çekici değilim, değil mi? Olur mu kızım? Sen güzeller güzelisin benim için. Hiç de değil. Üzülmeyeyim diye öyle söylüyorsun. Hem benim o manken gibi görünmeme imkan yok. Yok. Aslında var. Nasılım? Ah! Ay üstüme iyilik sağlık. Çabuk eski haline dön. Ama benim de bakımlara öyle çekici olmam gerek. Hakan beni o zaman çok beğenir. Şimdi nasılım? Aa delirdin sen iyice. Ay Kulina Hanım. Neredesin? Gel de şu deli kıza bir akıl ver. Güzel olmadı mı sence? Tövbe estağfurullah. Makbuş, sen bu işlerden hiç anlamıyorsun. Kulina. 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 Birisi görürse? Aman Özge görmesin yeter. Ne yapayım çok sıkıldım. Üstelik saçım, başım, kıyafetim bozulacak diye çok korkuyorum. Güzel yıkıyorsun değil mi evladım? Bak kirli kalmasın. Emin. Hiç öyle şey olur mu Makbuş? Hem sihirle bulaşık yıkamak, elde bulaşık yıkamadan 3 kat daha az su ve enerji harcıyor. Nasıl yani? Şaka şaka. Bak şu maskaraya hele. İnsan gibi yaşamaya alıştı da maskaralık yapıyor. Ben senin ilk geldiğin zamanları da bilirim. Yemeği çatalla bıçakla yedirmek için canım çıktı ya. Ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyordum o zaman. Aslında hala bilmediğim o kadar çok şey var ki. Ah, geldiler. Sen de kes artık şu zehir işini. Heh, nasıl görünüyorum? Çok güzelsin, merak etme. Merhaba. Hoş geldiniz. Anne nerede kaldınız? Ay ne yapalım kızım, iş yerinde bir sorun çıktı onu hallettik. Hayırdır? Bizle ilgili bir şey değil ama Volkan'ın başı biraz belada. Aa şekerim gelsene, bekleme orada. Gilda Hanım, çalıştığımız bir firmanın reklam filmi çekimleri için bu gece Antalya'ya gidecek. Uçak saatine kadar misafirimiz olacak. Aç mısınız, sizin için bir şey hazırlasınlar mı?
Hayır, teşekkür ederim. Bu saatten sonra pek bir şey yiyemem. Dikkat ediyorum da. Belli. Buyurun lütfen. Buyurun. Babacım hoş geldin. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Hoş bulduk. Baba bak, bu arkadaşım Seda. Merhaba, hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Hadi bakalım, geçin oturun öyle. Aa, aynana bu ne hal? Ay yoksa botoks falan mı yaptırdın? Ne? Ay tabii doğru ya. Yani köylü güzeli botokstan ne anlar? Ya Saynana ne olmuş sana? Kötü mü olmuşum? Hayır ama seni hiç böyle görmeye alışık değiliz de. Yani biraz garip olmuşsun. Öyle mi? Ay, ay bence çok komiksin. Simge. Baba. Çabuk çabuk. Aa. Ama çok komik olmuş. Görmüyor musun Hakan ya? Ama sen insanlar gibi ağlayabiliyorsun. Evet. Canın mı yanıyor? Simge söyledikleri canımı çok yaktı. Sözler de insanın canını yakıyor mu? Hem de nasıl? Boş ver sen. Simge Ciciş seni kıskandığı için dalga geçti. Yani. O aşağıda kadın çok güzel ama değil mi? Babanız öyle kadınları beğeniyor. Hiç de değil. O kadın çok uzun boylu. Hem de süs güzeli. Hıcığın teki. Ama erkekler öyle kadınları çok beğeniyor. Aman sen erkeklere bakma. Onları anlamak imkansız. Kızım sen niye gidip yukarıda Emre'lerle oynamıyorsun? Aman çocuk onlar sıkılıyorum. Uçağım 2 saat sonra kalkacak. Ben kalkayım artık. Burada taksi bulabilir miyim? Aa hiç öyle şey olur mu? Hakan seni bırakır. Değil mi hayatım? Tabii. Birazdan çıkarız. Onun da canına minnet. Bu Simge iyice saf vallahi. Teşekkür ederim. Aa kızım, artık bu kadar büyütme sen de. Ben Hakan'ı hep farklı düşünmüştüm. Sadece dış görünüşü gösteren biri olmadığını zannetmiştim. Yanılmışım. Aslında kızgın bile değilim. Şaşırdım sadece. Biraz da hayal kırıklığı. Onun başka güzellikleri görmeyi becerebilen biri olduğunu zannediyordum. Canım o kadar da haksızlık yapma Hakan'a. Olanlara baksana Makbuş. Benim o kadın karşısında ne şansım olabilir ki? Sanırım ben kendimi kandırmışım. Hep görmek istediğim gibi görmüşüm Hakan'ı. Düşünüyorum da dünyaya gelip gerçek bir insan olmayı istemekle hata mı ettim acaba? Yok canım, daha neler. Hadi biz de çıkalım artık. İyi olur. Ay şekerim, İstanbul'a yolun düştüğünde yeniden bize uğramanı bekliyoruz, tamam mı? Tabii gelirim. Hakan, yolda Moskova'yı konuşuruz, ne dersin? Ya, ya. Hadi çıkalım. Canım yine gel, tamam mı? Mutlaka bekliyoruz. Tamam. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Biliyorum. Gilda tarzında kadınları güzel buluyorsun, değil mi? Hayır canım, nereden çıkarıyorsun bunları? Hiç ilgisi yok. Bu ne? Bunu da nereden buldun? Moskova'da fuarda çektirdiğimiz bir fotoğraf bu yalnızca. Sadece iş için oradaydım. Yoksa sen beni mi kıskandın? Yo, o neden kıskanayım? Bence kıskandın. Hiç de değil. Evet kıskandım. Ne var yani? Deli kızı.